Arkadaşlar hayırlı akşamlar. Lütfen cep telefonumuzu sessiz alalım. Buna riayet etmiyoruz. Buna bir riayet edelim. Bu akşam bir konumuz İstanbul'un fethi ve Fatih Sultan Mehmet Han. Konuşmacımız Ali Karaca Bey. Hoş geldiniz hocam. Buyurun. Bismillahirrahmanirrahim. Hamd ve şükür alemlerin Rabbi olan Yüce Allah Celle Celaline olsun. Selat ve selam sevgili Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'in üzerine olsun. Hepinizi saygı, sevgi ve muhabbetle selamlıyorum. Sevgili büyüklerim, değerli hanımefendiler ve beyefendiler, hoş geldiniz, sefa geldiniz. Sizlerle bugün burada yazarı olduğum Fatih Sultan Mehmet Han Bir Rüya İki Hakikat adlı İstanbul Fethi ve Fatih adlı eserimizden İstanbul'un fethini anlatacağız. Evet, bu fetih ve fütuhat ruhu bugün kahraman ordumuzun Afrin'deki Zeytindalı operasyonunda bütün Mehmetçiklerimize başarılar diliyorum. Aziz şehitlerimize de Cenab-ı Hak'tan rahmet diliyorum. İstanbul çok büyük bir şehir. Dünya başkenti, medeniyetlerin beşiği. Üstad Arif Nihat Asya İstanbul'u anlatırken, Fatih Sultan Mehmet'i anlatırken aslında sadece bu dörtlük bile İstanbul'un fethini anlatmaya yeter. Büyük Üstad şöyle diyor Fatih Sultan Mehmet Han için: alim dedi bir harika öğrenciydi, şair dedi sözü yer yer bir inciydi. Fatih Sultan Mehmet adıyla onu andık biz. Tarih dedi Fatihlerin en genciydi. Gerçekten bu dizeler Fatih Sultan Mehmet için övgüye mahzar olan, büyük komutanı anlatan, büyük Fatih'i anlatan dizelerdir. Özellikle İstanbul, Osmanlı İmparatorluğu'nun ortasında kalan, yani iki kıta arasında sıkışan, 1452 yılına gelinceye kadar küçücük bir şehirdi. Suriçi diye tabir ettiğimiz bir şehirdi. Binlerce yıllık medeniyeti olan, yani 1400 yıllık bir tarihi olan ama Bizans tarihi olan, ondan önce binlerce yıllık medeniyeti olan 3-4 büyük şehirden bir tanesidir. Mekke dediğimiz Ümmül Kura, Medine, Kutsal Kudüs şehri ve İstanbul, İstanbul'dan sonra da Roma şehri. Şimdi öncelikle Fetih Suresi 1. ayetle başlıyoruz kitabımıza. İnna fetehna leke feten mubina. Doğrusu biz sana apaçık bir fetih verdik. Bütün fetihlerin başlangıcı Fetih Suresi'ndeki 1. ayettir. Ve İstanbul'un fethi hadisi Hazreti Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tarafından bize bildirilen Latafdu hannel Konstantiniye ve le nimel emurhu emurha ve le nimel zeyşu zâlikel zeyşu. Konstantiniye elbet bir gün fethedilecektir. Onu fethedilen emir ne güzel emir, onu fethedilen ordu ne güzel ordu. Esasında İslam'da Hudeybiye anlaşması bir fetihtir ve kutlu yolu, mutlu yolu böylece açılmıştır. İstanbul doğruların olduğu kadar batılıların herkesin rüyasıydı. Kaç kral, kaç komutan bu düşe, bu rüyaya nail olmak için hayal kurdu. Fatih'in ve benim naçizane çocukluğumun da rüyası İstanbul'du. İstanbul'un fethi yapmak, daha ortaokul öğrencisiyken 1976 yılında İstanbul'un fethi makalesiyle beraber uluslararası bir yarışmaya katıldık. Orada bir birinci ödülü almıştık. Ve çocukluğumun aşkı olan, Fatih'in aşkı olan, Fatih'in tutkusu olan, çünkü Fatih'in İstanbul tutkusunu şöyle anlatıyorum. Fatih'in rüyasında gördüğü İstanbul'du. Gönlünün dünyasında sevdiği İstanbul'du. İstanbul, bütün komutanların, kralların rüyası olduğu gibi İslam komutanlarından Hazreti Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem elinde misafir eden onun bayraktarı
Ebu Eyyub el-Ensari Hazretlerinin yani Halid bin Zeyd'in de rüyasıydı. İhtiyar yaşında İstanbul kapılarına kadar gelerek sur dışında şehit düştü. Ve burada meftundur. Bizim bağrımızdadır. Bizden birisi gibidir. Ashab-ı kiramın izlerini İstanbul'da bulmak ve onun burada olmasından duyduğumuz mutluluk bizim aziz Türk devletimizde çok önemli bir durumdur. Bu İstanbul'la ilgili Fatih Sultan Mehmet Han'ın çocukluğundan itibaren hayatını nasıl şöyle bir gözlem getirelim. 30 Mart 1432 yılında Edirne'de doğdu. Babası II. Murat Han, annesi Hüma Hatun'dur. Çocukluğu yaramaz, bilge, çevik, atik ve kontrol edilemeyen, yönetilemeyen bir çocuktur. Özellikle şehzadeliği ve öğrenciliği çok zor geçmiştir. Babasını bıktıran, çünkü bunlar iki kardeşler. Birisi Alaaddin Ali, Amasya Sancak Bey'ken attan düşerek vermiştir. Esasında tahtın da varisi değildir. İşte Akşemseddin'in babasına bu çocuk, babasının Akşemseddin'le olan sohbetinde, şikayetinde bu çocuk öğrenciliği başarısız, çok zor bir dönemden geçiyor. İşte onu kontrol edemiyoruz. Akşemseddin Hazretleri'nin çok güzel bir sözü var. Peder ne der? Kader ne der? Evet, kader diyor ki Fatih Sultan Mehmet Han İstanbul'u fethiye edecek. Bu çok önemli bir durumdur. Ve öğrenciliğimin hocalarından Molla Yedan gibi, Molla Gürsel gibi, Molla Gürani gibi eğitim aldı. Molla'dan hac farzasını yapmak için Arabistan'a gitti, Hicaz bölgesine gitti. Oradan o yıl Mısır'a geçti ve Molla Gürani ile tanıştı. Onu payitahtı Edirne'ye getirdi. O uslanmaz çocuk Molla Gürani'nin eğitiminde gerçekten yelkenleri suya indirdi. Çok başarılı bir öğrenci oldu. Hatta bir keresinde derse dernekle girdi. Nedir bu dernek diye sorduğu zaman Fatih Sultan Mehmet Han Hazretleri, yani genç şehzade II. Mehmet, bu dersine çalışmayanları yola getiren bir dernektir. Hiç şehzadeler dövülür mü? Hemen şımarıklığıyla beraber babasına sığındı. Babasından yüz bulamayınca o gerçekten artık kaçışı olmadığını gördüm ve derslerine çalışarak daha çocukluğumda 7 tane dil bile, İbranice, Latince, İtalyanca, Sırpça, Türkçe, Uygurca, Hatayca, Arapça ve Farsça konuşabilen eşsiz bir insandı. Şehzadeliğinden Manisa'ya gönderildi ki Manisa'da çok uzun bir süre kaldı. İki dönemdir Manisa Şehzadeliği. Fatih Sultan Mehmet Han, Alaaddin II. Murat Han, Alaaddin Ali'nin Amasya'da vefat etmesi üzerine Fatih'in neler yapabileceğini görmek için, genç Şehzade'nin kendi sağlığında neler yapabilmesini görmek için 1444 yılında tahttan feragat etti. Osmanlı tarihinde ilk kez görülen bir hadisedir. Hiç kimse saltanatı, gücü, kudreti oğluna bırakmamıştır. Babası onu bir süre izleyip acaba benden sonra neler yapacağını görebilmek için böyle bir yola başvurdu. Fakat Batılılar özellikle papalık, Katolik Kardinal Kesaryani hemen Efrat, Boğdan, Sırbistan ve Macaristan imparatorlarını harekete geçirdi. Çünkü
İkinci Murat Han Manisa'ya çekilirken Macarlarla beraber Felgedin anlaşmasını yapmıştı. 10 yıl birbirleriyle beraber savaşmayacaklardı. Bunun üzerine Haçlı ordusu çok büyük bir ordu hazırladı. Yani 12 yaşında tahta çıkan veya işte 13 gibi Fatih Sultan Mehmet Han'ın bir Haçlı ordusuyla paşalığı bulabilmesi mümkün değildi. Hemen Osmanlı bir divan tertip ederek Sadrazam Bilge ve Yaşlı Kurt Çandarlı Halil Paşa bu durumdan sultanın haberdar edilmesini istedi. O aslında kendisi bütünlüğüyle Sultan II. Murat Han'a bağlı bir vezir-i azamdır. Fatih'in daha doğrusu bir çocuğun kendisini yönetmesinden pek içine sindirememişti. Bin bir türlü güçlükler çıkardı onu Fatih Sultan Mehmet Han'a. Genç Şehzade II. Mehmet'e. O ondaki ruhu, derinliği anlayamadı. Genç Şehzade II. Mehmet tahta çıktıktan sonra hep alttan aldı. Çandarlı Ali Paşa karşı çok saygılı davrandı. Babasının kendisi için yani geçimsiz olduğunu düşünmesine vesile kılmamak için hep ilişkilerini iyi tuttu. Ve durumun ciddiyeti Haçlıların bütün Avrupa'daki köyleri basarak Varna'ya doğru gelmesi Osmanlı ve Çandarlı Halil'i telaşlandırdı. Hemen bir mektup yazdılar. Hünkâra işte siz buyurun gelin ordumuzun başına geçin. Gelin elçileri 2. Murat Han hünkârımız orada. Gidin derdinizi o çare bulsun. Tekrar elçiler edilmeye döndüğü zaman Çandarlı Ali Paşa, Sarıca Paşa, Karaca Paşa gibi paşaları toplayarak onlarla istişareler yaptı ve Fatih Sultan Mehmet Han'ın ağzından 2. Murat'a bir mektup yazdılar. Mektubu getirdiği zaman İshak Paşa bak bakalım ne yazıyor, mektubu bir okuyalım. Diyor ki mektupta, eğer padişah sizseniz gelin buyurun ordunuzun başına geçin. Eğer padişah bizsek size emrediyoruz, gelin savaşa katışın. İkinci Murat'ın gülümsedi. Bunun Çandarlı Ali Paşa düşürdüğünü hemen anladı. Ve durumun ehemmiyetini ve ciddiyetini kavradığından hemen yola revan oldular ve Edirne'ye geldiler. Haçlı ordusu işte Sırp Brankoviç Macar Ladislas ve Hunday Yanuş'la beraber yola çıktılar. İşte Varna'ya geldi. Varna 1444'te yapılan Osmanlılarla beraber yapılan savaşta Macar Kral Ladislas maktul düştü. Kafasını kesen Hızır Aymeroğlu'nun başını bir mızrağa geçirdi. Ve böylece krallarını kaybeden Macar ordusu dağılmaya başladı. Bunda Yanoş'un bütün gayreti savaşın kaybedilmesini önleyemedi. Macarlar ağır bir kayıp verdiler. İkinci Murat Han'ın sözünde durmayan işte sonu böyledir. Mızrağın başına kesilmiş başı askerler arasında dolaştırıldı. Zaten bu anlaşmanın bozulmasında Papa Kardinal Casarani bizim için sözün çok bir önemi yoktur. İslam hukukunda yani bir anlaşmanın Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem döneminde o kadar önemli olduğunu arz eder ki yani hiçbir zaman yani ne kadar güçlü ve kuvvetli olursa olsunlar bunu bozmamışlardır.
Daha sonra yine 1440 bu savaşta II. Murat bizzat kendisi katılmıştır. Fatih Sultan Mehmet Han'la Çandarlı Halim Paşa'yı Edirne'de bırakarak işte Bölge'nin güvenliğini korumak için onları savaş aldı. Genç Fatih kendini ispatlamak için, kanıtlamak için Sultan II. Mehmet bu savaşa katılmaya çok arzu etmiştir. Fakat babasının böyle bir rızalığını boyun eğmiştir. 1448 yılında 2. Kosova Savaşı gerçekleşmiş. Haçlılar yine ki en son Haçlı seferidir zaten. Ondan sonra Haçlılar bir daha bir sefer düzenleyememişler. Yine Kosova'ya Hunday Yanoş'un önderliğinde işte Romanya, Yunanistan ve İtalyanların önderliğinde bir ordu tertip ettiler. Burada yine Osmanlı ordusu onları perişan etti. Osmanlı'da bir savaş düzeni vardı. Esasında Türklerin ve İslam'ın da savaş düzeni budur. Hilal şeklinde kıskacağınlar onları önce geri çekilir gibi yaptılar. Bozulmaya üst tutmuş gibi görünürken ve düşman tamamen kıskaca düşünce bütün ordu perişan oldu, Mazar ordusu. Ve artık bundan sonra Mazarlar bir daha sefer düzenleyemediler. Daha doğrusu Batı, Haçlılık böyle bir şey cesaret edemedi. Hatta zaten onların yalan üzerine, din, zulüm üzerine adalet kurdukları bir sistemdir bu. Ve bundan sonra Fatih'in bütün hedefi, bütün ama bütün hedefi İslam'dandı. Bu sefer de işte Karamanoğlu, İbrahim Bey, Venedik'le işbirliği yaparak Osmanlı'ya karşı isyan etti. Akşehir gibi, Konya gibi birçok şehirleri, beyşehirleri işgal etti. Ve hemen bir ordu tertiplendi, Karamanoğlu üzerine yürüdü. İbrahim Bey düdükleri hemen bozuldu. Kendisi Taşeli Dağları'na kaçarak 1001 aflar, rızalarda bulunarak, çünkü Osmanlıların da dümürüydü yani, II. Murat Han'ın eniştesiydi. Kendisini af diledi. Fatih Sultan Mehmet Han'ın yani böyle bir şeyi niçin yaptı? Çandarlı Halim'in üzerinde ne gibi etkisi olduğunu biz bilmiyoruz. Ama işte 1452 yılında II. Murat'ın ölmesiyle birlikte artık saltanatın tek hakimiydi. Karamanoğlu'nu şöyle ifade ediyor. Daha önceden de II. Murat döneminde de böyle bir problem çıkmıştır. Karamanoğlu sıtma mikrobuna benzer. Bataklığı kurtmadan onlarla baş etmenin mümkünatı yoktur. İki kez yani çok yakın tarihlerde hem II. Murat döneminde hem de Fatih Sultan Mehmet Han döneminde böyle hadiseler cereyan etmiştir. Çünkü Karamanoğlu'nu yapacak durumda değildi genç sultan. Onun bütün rüyası, bütün düşü İstanbul'u fethetmekti. Kendisini o için yetiştirmişti. Şehzadelik yıllarında ikinci kez tahttan azledildiği yıllarda Manisa'da bütün kurgusunu İstanbul üzerine yapmıştı. İstanbul'un, Bizans'ın paslımlığını çekmek şerefine nail olmak istiyordu. Zaten kendisi Fatih Ufanı'na giden oyuncunun çok arzu ediyordu. İstanbul gerçekten 400'lü yıllarda, milattan sonra 400 yılda surlarla çevrilmiş çok muhafazalı, çok mükemmel bir şehirdi. Yani burayı fethetmek öyle çok kolay bir iş değildi. İstanbul'un esasında yani işte 1204 yılındaki Latin istilasında ki bu çok tarihte çok önemli bir dönüm noktasıdır. Ve Ortodoks Bizanslılar, Katolik Hristiyanları lanetlemişlerdir. İstanbul'un fethiyle alakalı iki kilisenin birleştirmesindeki ortaya koydukları tavır da çok önemlidir. Yani İstanbul'da papaz çubuğu görmektense, yani papaz serpuşu görmektense Osmanlı sarığı görmeyi yerleriz demişlerdir. Fatih Sultan Mehmet Han, İstanbul'un fethi çalışmalarıyla ilgili bütün herkesin bilgisine başvurdu. Çandarlı Halim Paşa'nın bilgisine başvurduğu zaman hünkârım, burayı nasıl fethedeceksiniz?
atalarınız fethedemedi, ondan öncekiler fethedemedi, babanız fethedemedi, siz nasıl fethedersiniz? Paşa dedi, paşa, gün bugündür. Eğer inanırsak, başarırsak, bu fethedilsin ki efendim, bu top surları nasıl yıkacağız? Bu surları yıkacak toplar bir gün izah edilmeyecek mi? Tabii ki paşam, hünkârım. O zaman, o gün bugündür. Her padişahın bir mesleği vardır. Hatta meslek, peygamberlik sanatıdır. Bütün peygamberlerin de bir sanatı vardır. Fatih Sultan Mehmet Han, döküm ustasıdır. İstanbul'u fethedebilmek için öncelikle bütün İstanbul etrafında gezmiş, İstanbul'u haritalarını çizmiş, masasının üzerinde İstanbul'la ilgili bütün bilgi ve belgeler bulunuyordu. İşte Bizans'tan kaçan ya Bizans'tan kaçırılan Macar Urban Usta'ya Osmanlı dökümhanesinin sorumlusu Muhsittin Paşa ile beraber, ki kendisi de mühendistir, Muhsittin Paşa ile beraber topların dökümü emrini verdi. Macar Urban'ı yanına çağırdığı zaman, makamına çağırdığı zaman gördüğü manzara karşısında dehşete kapıldı. Bütün harita yazıyor. Hünkârım dedi, ben bir döküm ustasıyım. Ben ateşli silahlardan, menzilden, yivden, sattan anlamam. Bütün bunları sana ben yapacağım. Sen madem sadece bize bu topları dökeceksin. Ateşli silahların İstanbul fethindeki önemi çok önemlidir. Yani suların yıkılması, işte o geliklerden Türk ordusunun gelmesi çok önemli bir hadisedir. Edirne'de hemen bu çalışmalar başlatıldı. Hatta ilk havan topunun mucidi de Fatih Sultan Mehmet Han'dır. Yani bana dikey top atabilecek döküm yapılmamıştır. Ve bunu başarmıştır ve havan topunun mucidi kendisidir. İşte Edirne'de bütün savaş hazırlıkları yapıldı. Ondan önce 1452 yılında İstanbul'da bir hisar inşası başlatıldı. 4 ay gibi çok kısa sürede Çandarlı Harun Paşalar, Sarıca Paşalar, Fatih Sultan Mehmet Han'ın kendisi de bizzat bu fethiyle çalışmış, bu şeyin inşasında, hisar inşasında çalışmıştır. Ve bir yukarıdan baktığınız zaman Muhammed lafzını andıran bir hisardır. Burçları yüksek ve beyazı kontrolü artık tamamen Osmanlı Türklerinin elindeydi. Hisar'ın inşasında Bizans elçileri geldiği zaman işte buraya Konstantin, 11. Konstantin böyle bir şey yapılmasını istemiyorum. İşte sizden rızamız burayı durdurmanız. Burası benim kendi şahsım ülküm. İmparatorumuza gidiniz söyleyiniz. Hendeyenin dışında bir araziye sahip değildir. Yani işte biz Darga deriz veya Hendek deriz işte. Kalenin hemen sonunda bunu yap. 4 ay gibi kısa sürede hisar inşa edilince burası iki boğazın karşılıklı bakan ve boğazın kontrolünün dışarıdan gelebilecek bütün yardımları kesen bir inşaattır. İşte arabanın çeşitliği olan ustalar getirilmiştir ve inşaat 4 ay gibi kısa sürede tamamlanmıştır. Hisar'ın inşaatından sonra artık savaş hazırlıkları şiddetle başlamıştır. İşte tarihin, İstanbul'un önemi Fatih Sultan Mehmet Han'ın için sevgisi, bütün o peygamber, Hazreti Peygamber'in hadisine nail olabilmek için çabası ve gayreti gerçekten görülmeye değerdir. Herkese şu mesajı vermiştir. Ben, benden önceki sultanlara benzemem. Ben farklıyım. Artık Çandarlı Harun Paşa o çocukluğunda hükmettiği, yönettiği Fatih Sultan Mehmet Han görememektedir. Genç şehzade fırtına gibi her işte hızlı ve çabuk atakan İstanbul'un fethinin esas mühürlerinden bir tanesi de Akşemseddin Hoca Efendi'dir. Onun bilge kişiliğinden manevi fatihi de Akşemseddin Hoca'dır. Yani
Şimdi Eyüp Sultan Hazretleri'ni de göreceğiz ve burada da Eyüp Sultan'la ilgili güzel şiirlerimiz var. İstanbul fethinin hazırlıkları hızla başınıza Edirne'den 23 Mart 1452 yılında tekrar öküz arabayla beraber çekilerek İstanbul önlerine kadar gelindi. Ve 5 Mayıs günü Perşembe akşamı İstanbul'da Türk ordusu, Osmanlı Türk ordusu koşullandı. İşte Bayrampaşa, Topkapı, Edirne Kapı arasındaki Bayrampaşa'daki Baran'ın evrada cephane kurdu. Çandarlı Harun Paşa, Akşemsettin Hoca ve Sarıca Paşa var, Karaca Paşa var. Buralarda çadırlarını kurdular ve yani fethin idare merkezi burasıydı. Osmanlı'da bir gelenek vardır. Bütün hayırlı işlere, bütün önemli işlere Cuma günü başlarlardı. 6 Nisan Cuma günü İstanbul'un fethi başladı. Gerçekten İstanbul surları yüksek, mukavemetli, 1400 yıllık tarihi bir şehir. Yani Doğu ve Batı Roma İmparatorluğu'nun şey bölünmesiyle beraber Doğu Roma diye adlandırılan tarihteki adıyla Bayezid'in, işte Konstantinopolis, Konstantinopolis, çünkü kralların adlarıyla şehirler, devletler anılırlardı. İlk kurucusu, birinci Konstantin, son kralı 11. Konstantin. Ve Fatih Sultan Mehmet Han Cuma günü sabaha karşı o hayırlı mübarek günde ordularına fethi emri verdi. Top atışlarıyla beraber karalar, surlar, mukavemetli surlar ateşe verildi. İlk başta da tabii ki çok sonuç alınamadı. Bizans Haliç'in ağzını bir zincirle kapattı. Fatih Sultan Mehmet mutlak suretle Haliç'e inmeyi hedefliyordu. Bir deniz savaşında Zeytinburnu önünde Baltoğlu Süleyman Bey, Osmanlı donanması kaptanı donanması Baltoğlu Süleyman Bey Venedik gemilerinin ve Cenevik gemilerine karşı başarısı olunca şimdi onların karnıları çok daha yüksekti. Yani biraz daha ciddi bir zayiat verince Osmanlı ordusu atını denize doğru sürdü. Neredeyse denize uçacaktı. O kadar hızlı hareketli ve kızgınlığından Baltoğlu Süleyman Bey'i azletti. Onun yerine hemen Yunus Paşa'yı hatta Hamza Paşa'yı kaptanı devralığa getirdi. Bizans'ın denizin üzerinde yanmayan bir ateşi vardı. Grejula denilen bir ateş. Haliç'in ağzını çok kez zorladılar. Zinciri kırmaya denediler. Bunu başaramadılar. İşte Fatih Sultan Mehmet Han olmak kolay değil. Mutlak suretle daha yani fikirler etmeniz gerekiyor. Gemilerin karadan Haliç'e mutlaka yürütüleceğini ve oraya indirilirse fetih başaracağını kendisi arkadaşlarına söyledi. Vezir azamlarına, paşalarına söyledi. Ve hemen hazırlıklar başlatıldı. Ve bir kalyonlar işte bugünkü dönme bahsettiğimiz Taksim sırtlarından işte Beyoğlu'ndan aşağıya Haliç'e indirildi. Bizans'ta dönemde Haliç'e gelince şaşırdılar. Bu nasıl olabilir? Bu nasıl mümkün olabilir? Bu gemiler buraya nereden geldiler? Ve artık savaşın fethin en önemli başlamış oluyordu. Özellikle top atışları oradaki sular daha zayıf ve daha alçaktı. Oradan içine girmek daha kolaydı. Hemen köprüler yaptılar. Karşılıklı mücadele. En önemlisi Fatih Sultan Mehmet Han gibi bir bilge kişinin bu savaşı yönetmesidir. 11. Konstantin'in şanssızlığı döneminde çağdaşı Fatih Sultan Mehmet Han gibi bir komutanın, bir padişahın olmasıydı. O güne kadar bütün İstanbul kuşatmaları yapılmış fakat uzun süre muhasaralar buna Halid bin Zeyd'in 680 yılındaki İstanbul'un Muaviye'nin halifelerindeki
Cin zindir başında Yezid'in olduğu, ordular bile İstanbul'u alamadılar. Çünkü İstanbul ordusunun yeryüzündeki en büyük orduydu. İşte daha öncesi İskenderlerin Atınaları kuşattığı İstanbul, bir Türk hakanına, tarihteki adıyla Fatih Sultan Mehmet Han'a nasip oldu. Bu bizim için, Türk milleti için, özellikle de Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in hadisine mazhar olduğu için çok önemlidir. Biz çok önemseriz onu. Bilmiyorum arkadaşlarım bu konuda ne düşünüyorlar ama yani ve bu şehrin uzun süredir Türklerin idaresinde bulunmasından ben mutluluk duyuyoruz. Bütün muhasaralar en son işte 29 Mayıs günü çok büyük saldırıya geçildi. Fatih Sultan Mehmet Han genel saldırı emrini vereceği zaman Çandarlı Ali Paşa yine buna müdahale etti. Tabi bu arada Bizans'la gelen elçiler işte Muğaz'dan vazgeçmeyle alakalı Çandarlı Ali Paşa'yı da burada suçlamışlardı. Kitabımızda da bunu çok uzun yazdık. Yani Çandarlı Ali Paşa'nın rüşvet alması. Hediyeleşmek o dönemde çok önemliydi. Yani ikinci adamlar, üçüncü adamlar, vezir-i azam yardımcıları, işte paşalar, beyler beyleri birbiriyle hediyeleşiyorlardı. Yani çünkü Çandarlı ailesinin Eskişehir'in Cendere kazasından dolayı Çandarlı ailesinin Osmanlı'nın kuruluşunda çok önemli mihen taşlarıdır. Yani Osmanlı ailesi çünkü kayboldu. Yani Boğuzların Bozok koluna ait çünkü Bozoklardan birçoklardan çıkardım 24 Oğuz Bey'in Bozoklar bütün tarihte devlet kurmuşlardır. Çandarlı Paşa'nın böyle bir şey tenezzül etmesi işte daha sonraki hadiselerden verildiği zaman anlatacağız. Sultanı vazgeçirmeye çalışmıştır. İşte zaten İstanbul'u fethetmek için devleti kaybetmeyelim. İşte Haçlılar gelebilirler. İşte Haçlı Allah'ın için Konstantin'in müracaatları olmuştur. Birkaç yeri gelmiştir ama daha sonraki gemiler İstanbul Boğazı'nın iki sularının olmasından dolayı geçirmemişlerdir. 29 Mayıs sabahı kendisi genel büyük saldırı emrini vermiştir. Tabi Allah'ın da izniyle Peygamber'in de hadisine mahzar olmak için bu fethi baş olmuştur. Tabi İstanbul fethi hadisiyle alakalı işte sahihtir, değildir. Biz kitabımızda İstanbul fethi hadisinin hadis zincirini ve İstanbul fethi hadisinin sahih olup olmadığını kaleme aldı. İstanbul fethi hadisi sahihtir. Ahmet İbni Hanbel'in müsnedinde Buhari'nin tarifini Kebir ve tarifini Sagir'inde vardır. Bu kaynaklar sahihtir ve Abdullah İbni Bişir denilen bir sahabiden, Bişir müjdeleyici anlamına gelir. Yani altı hadis kitabında olmaması İstanbul fethi hadisinin sahih olmadığını göstermez. Peygamber Efendimizle alakalı bunun miraca çıktığı zaman Salih Yıldız büyük üstadımızın mirasla efendim görmüş de seni ölmüş gayet fethi edeni bütün muhasara bunun sebebi yani İstanbul'un kuşatmaları bu hadisin işaretidir ve bütün kuşatmalara vesile olan şey de budur. 29 Mayıs sabahı büyük saldırı başlayınca artık Bizans, Gördün, Yılgın, şefki kırılmış bir şekilde Osmanlı ordusunun karşısındaydı. Öyle top atışlar başladı ki Bizans'ın kahramanı Justiniani, Cenevizli Justiniani yaralanıyor ve diyor ki Tanrı'nın Türkleri açtığı yolu takip edeceğim. Konstantin yavlarını siz nebzileri terk ederseniz askerin şefki kırılır. Bu savaşı kaybederiz. Osmanlı Şehzadesi 2. Orhan bu savaşta büyük mücadele vermiştir. Bizans tarafında yer almıştır. İşte bizim bütün insanların kabul edemediği şey şudur işte. Osmanlı padişahları işte evlatlarını veya işte kardeşlerini katletmişlerdir. Hatta Fatih'in kanunnamesi vardır. Şöyle düşünün. Yani
küfrün tarafında olmak, küfrle ortak hareket etmek herhalde onun sebebidir. Yani başka da bir sebep değildir. Zaten tabii ki bir insanı öldürmek, Maide 32'deki biz Beni İsrail'e dedik ki yeryüzüne kim fitneye bulaşmamış bir insanı öldürürse bütün insanlık alemini öldürmüş gibidir. Kim bir insanı yaşatırsa da bütün insanlık alemini yaşatmış gibidir. Fakat Bakara Suresi 210'a geldiğimizde yeryüzünde fitne çıkarmak adam öldürmekten daha kötüdür. Şehzade Orhan da bu savaşta 400 askeriyle beraber Zeytinburnu surlarının önünde müthiş bir mücadele vermiştir. Artık şehir düşmek üzeredir. Justinian yaralanmış ve Karaköy'de o yaranın etkisiyle ölmüştür. Artık Konstantin'in tek başına mücadelesi hiçbir şeyi değiştiremeyecektir. Bütün Bizanslar, aristokratlar, Bizans'ın önüne gelenleri Zeytinburnu'na doğru gemilere dalarak kaçmaya çalışmışlardır. Kimisi kaçmıştır. 11. Konstantin buraya doğru kaçmaya çalışırken Türk askeri tarafından bir soylu zannedilerek, yani imparator değil de bir soylu zannedilerek öldürülmüştür. Ve Osmanlı Türk ordusu artık yavaş yavaş surlardan içeriye doğru girmiştir. Nubatlı Hasan bayrağı burslara dikerek şehadet şerbetini içmiştir. Ertesi gün öğleye doğru şehrimizi temizlendikten sonra Fatih Sultan Mehmet Han İstanbul'a girdiği zaman Nubatlı Hasan'ın naaşıyla karşılaşır. Arkadaşlar, daha önceden Fatih çocukluğunda Cem Sultan'la tanıştığına dair tarih kaynaklarda rivayetler vardır. Ah evladım, İstanbul sana değer miydi? Bu söz çok önemlidir. Değerli arkadaşlar, sevgili kurutlarım. Gerçekten yani öyle bir yiğit serdardan ayrılmak çok önemli bir durumdur. Diyor ki Fatih Sultan, eğer diyor padişah olmasaydım Ulubatlı Hasan olmak isterdi. İstanbul'a girerken kitabındaki yazdığım şiirde bu sabah gün doğacak sanki başka bir çehre Fatih Sultan Mehmet Han damga vurdu İstanbul gibi şehre. Gerçekten İstanbul'un Fatih'in İstanbul'a girişi çok görkemlidir. Bizans'ın bütün direnci kırılmış, sokak aralarında, mahalle aralarında direnç gösterenler de yavaş yavaş silahlarını bırakmaya başlamıştır. Esasında İstanbul'un düşeceğini onlar da biliyordu. Bizans'ın ikinci adamı Grand Motoras bunu Fatih'e kendisi söylemiştir. Hatta Fethi'nin son günlerinde sığınacaklar hiç kimsenin kalmadığını anlayınca Meryem Ana tablosunu, tasvirini gezdiriyorlardı. Ve Meryem Ana'nın göklenilerek İstanbul'u kurtaracağına inancı onlar da çok önemliydi. Fakat tam Cemberkoş'a geldikleri zaman tasvir ellerine düşüyor ve kırılıyor. Ve orada zaten artık İstanbul'un düşeceğini kendileri de anlıyorlar. Fatih Sultan Mehmet Han İstanbul'a girdiği zaman doğru Ayasofya'ya gidiyor. Bütün halk, herkes oraya doğuşmuş ve korku içerisinde Fatih Sultan Mehmet Han'ı bekliyorlar. Akşam Settin Mera'da hemen bir hutbe irade ediyor. Halka bir konuşma yapıyor. Esasında İslam hukukunda bir belde fethedildiği zaman orada 3 gün yağma hakkı vardı. Fakat Türk askerine çok ileri gidiyor. Mesela çok önemli sütunları, çok önemli değerli eşyaları yağmalamaya başlayınca Fatih Sultan Mehmet Han bu hakkı kaldırıyor. Çünkü İstanbul'a kıymak istemiyor.
İstanbul artık Türklerin bir beldesi, Türklerin bir şehri olacaktı. Halk büyüklüğü içerisinde imparatoru bekliyor. Biz imparator onlara bütün teminatınız benim. Bütün Bizans halkına güvence veriyorum. Özellikle Karaköy'de Borsalar gördüğüm yerde Bizanslar, Rumlar, Cenevizler, Venedikler, Tacirler, Tüccarlar Türkler yani daha yerleşik ticaretin çok iyi bilen bir topluluklar değildiler. Ama işte saydığımız Venedikler, Cenevizler gerçekten İstanbul için çok önemli. Yani İstanbul'da bir ticaret yeri, bir kolonu şehriydi. Bunu önlemek için af çıkarıyor. Bütün İstanbul'un adamlar geri dönüyor. Bizans'a fitil nişanesi olarak Ayasofya Hristiyanlık, alemi Hristiyanlık tarih için çok önemli bir mabettir. Burayı camiye çevirmesinin cümlenin talimatını veriyor. Daha önceden Katolik kiliseleriyle Ortodoks kiliselerinin birleştirilerek Katolik kilisesinin buna karşı çıkınca papaz tutuklanmıştır. Hemen onu çağırıyor ve Osmanlı Bizans'ın ikinci adamı Grand Duke Nicholas huzura geliyor. Niçin bu kadar direndiniz? Görüyorsunuz ki biz size kaç kez İstanbul'u teslim edin, sizi kan dökülmeden burayı alalım, imparatoru da Mora'ya verelim. Mora'nın despotu imparatorun kardeşidir, ona da başka bir yeri veririz. Bütün bir barış müracaatlarına karşılık alın. Efendim diyor, sizin içinizden birisi bize muhasaranın çok daha uzun süremeyeceğini, sizin bu muhasarayı kaldıracağınızı, bizim de İstanbul'u tekrar kurtaracağımızı söylüyorlardı. Ve böyle Çandarlı Halil Paşa'ya bakar gibi yaparak Çandarlı Halil Paşa'ya işaret etti. Hemen Çandarlı Halil Paşa korku içerisinde, panik içerisinde hünkârım, bu Rum bir komutanla mı şey yaparak bunu itham ediyorsunuz? Böyle bir şey yok. Hemen askerlerin şahsı Çandarlı Halil Paşa'nın tutuklanmasını emreder. Ya tabi tarih kaynaklar bunları veriyorlar. Biz de işte Ordu'nun Profesör İsmail Akbozun Çarşıları'nın, Hamler'in tarih kaynaklarına baktığımız zaman bunları görüyoruz. Daha sonra kendi yaptırdığı konuya hapsediliyor Hisar'da, Rumeli Hisar'ında. Orada 30 gün hapiste tutuyor ve hemen soruşturma yapıyor. Öyle bir cümlenin soruşturma sonuçlanarak kendisi idam edilmiş değildir. Akşam Zettin Hoca'ya orada bir hutbe ibadet ettiriyor ve artık İstanbul'un fethinin fatihi kendisi olduğunu herkese ilan ediyor. Yani İstanbul'un fethi çok önemli bir dönüm noktasıdır. Tarih için, Doğu için, Batı için. Esasında İstanbul'un fethi Müslüman aleminde çok bir karşılık bulmamıştır. Bugün olduğu gibi dün de aynıdır. Bugün Türk ordusunun Afrin'de olmasından rahatsız olan Arap devletleri o günde İstanbul'un fethini bir tek Mısır'da ki halifelik makamı orada olduğu için kutlanmıştır. Onun haricinde doğru dürüst karşılık, İslam dünyasında karşılık bulmamıştır. Ya, bir çağ yıkılmış, bir çağ açılmış, asırlara denilen bir imparatorluk, Bizans'ın taslamını çekmek, Fatih Sultan Mehmet Han'a nasip olmuş, fakat İstanbul, İslam dünyasında, İslam fethi, yani fethi mübin veya fethi celil dediğimiz karşılık bulmamıştır. İşte bizim Türklerin din yıllık
İslam'ın bayraklarının yapması gerçekten benim için çok önemlidir. Bunu da biz öğrenseniz yani. Artık İstanbul fethedilmiş. Hemen İstanbul'un fethinin ardından inşasına başlanmıştır. Ve en önemlisi Ebu Eyyub El Ensari'nin mezarının bulunmasıyla alakalı Fatih Sultan Mehmet Han babası Akşemseddin'den rızada bulunmuştur. Ve mezarın olduğu bölgeye gidilmiştir. İşte orada Akşemseddin Mecan tam mezarın üzerine hırkasını sararak namaza durmuş ve dua niyaz etmiştir. Ve namazın mezarın önüne kazılarak daha önce bir gün önceden de oradaki şeyleri değiştirmiştir Fatih Sultan Mehmet'in nişanelerin. Ertesi gün hayır diyor, burası değil, şurayı kazacaksınız. Açılarak işte Fatih Sultan Mehmet'in Eyyub El Ensari'nin yani Halit bin Zeyd'in mezarı bulunmuştur. Ve orada bir köprü yapılmıştır. Eyyub Sultan Hazretleri ile ilgili bir şiir yazdım bu kitapta. Eyüp'te Haliç'in kıyısında bir külliye görürsün. Şimdi İstanbul'da sevgili peygamberin izlerini bulursun. Tarih'in yazdığı destanında Bizans'ın karşısında durursun. Bir müjdeye kapını fethilsin, yollara koyulursun. Şu karşında duran kas açılır çınardır. Burada bir vatan var, adı Eyüp Sultan'dır. İhtiyar bedeniyle fethilsin, yollara düşmüş elbet. Sevgiliden müjdeyi almak için çok sabret. Ne akımları göğüslemiş aziz İstanbul. Hep rüyalar kurmuş düşlerinde sana kavurmak için. Mihmandarı Eyüp Sultan bile almak için payını sur dibinde şehit düşmüş, İstanbul'a kavuşmuş. Evet, gerçekten Eyüp Sultan'ın İstanbul için bütün gayelerin, bütün uğraşların, bütün mücadelelerin ve onun yolunun yolculuğunun, kutlu yolculuğunun mutlu yolculuğunun sonudur. O kadar ihtiyar yaşına rağmen ki 93 yaşında İstanbul'a gelerek İstanbul'da bir gaye yoluna, bir hedef yoluna Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in ki mutlak suretle de yani fethin hadisin de şahididir, kanıtıdır ve İstanbul'da burada meftun bulunması biz Türkler için ve ümmet için bir ruh vesilesidir. Medine'den bize Hazreti Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in gül kokusunu getirmiştir. Böyle bir bahtiyarlık, böyle bir güzellik olabilir mi? İstanbul'un fethinin sonuçları gerçekten çok önemlidir. Batı'da da, Doğu'da da kapalık müthiş yas ilan etmiştir. Artık Bizans diye, Doğu Roma diye 1400 yıllık bir medeniyet ortadan kaldırmıştır. Bu fetihle beraber Osmanlı İmparatorluğu kesintisiz olarak toprak bütünlüğüne kavuşmuştur. Fatih Sultan Mehmet Han sevgilisine, aşkına kavuşarak kitabın arkasında vardır. Vuslat iki sevgili birbirine kavuşarak vuslata ermiştir. İstanbul'un fethi gerçekten Türk tarihi içinde bir bölüm noktasıdır. Ve selam olsun bu büyük hakana, selam olsun Osmanlı Türk askerine, selam olsun ecdadımıza, bu toprakları koruyup kollayan aziz milletimize. İstanbul'un fethinin çok önemini Sultan Abdülhamit Han şöyle anlatıyor. Çanakkale savaşlarında ki özellikle düşman gemilerinin Çanakkale boğazına dayandığı bir dönemde Sultan Reşat Abdülhamit Han'a Sadrazam Talat Paşa'yı gönderir bir heyetle beraber ve Beylerbeyindeki köşkünde onları kabul eder. Hünkârım, çok önemli bir durum arz etmektedir. İstanbul boşaltılmak istenir.
Bana dönüyor yani beylikten Söğüt gibi beylikten geldikleri yere dönecekler. Konya'da Mevlevi Hane boşaltılmıştır. Eskişehir'de birkaç konak. Oralarda Osmanlı'nın devletinin yönetimi taşınmak istemiştir. Sultanahmet Han onları dinledikten sonra konuşmanız bitti mi? Efendim bitti. Ben artık bu yaşıma geldim. Bütün gayem ve arzum burada ölmektir. Eğer çok korkuyorsanız ben Çanakkale Boğazı'nı tahkim ettim. Oradan düşmanın geçmesi mümkün değildir. Velev ki düşman geçti bu evi. Atam Hazreti Fatih İstanbul'u fethettiği zaman onun imparatoru Konstantin balkonunun dibinde çarpışa çarpışa öldü. Biraderime söyleyin. Ona düşen şey İstanbul için savunma yapmaktır. Yani balkonun altında çarpışa çarpışa ölmektir. Biz Hazreti Fatih'in torunları Konstantin'den daha aşağı bir millet miyiz? Ve bu söz orada bulunan heyeti kendine getirir ve ona giderken Fırat Paşa verdi mi bizim ağzımızın payını? Derle sultana giderler, bunu izah ederler ve İstanbul'dan taşınmaktan vazgeçilir ve düşman Çanakkale'yi geçemeyerek bu şekilde Osmanlı Türk ordusuna aşağıya ulaşır. Bu işlerde maneviyat da çok önemlidir. Tabii ki savaş meydanlarda kazanılır. İstanbul bir tarih şehri. İstanbul bir sevda şehri. Fatih bunu düşlerinde rüyasında kurdu. Biz de bu tutkuyu şiirlerimize yansıttık. İşte şöyle bir İstanbul'un fethi hadisi şiirini paylaşayım sizden beraber. İstanbul boğazına bakıyorum Yeditepe'den. Hafif ılık bir rüzgar esiyor Hisar üstünden. Rumeli tarafından bakıyorum masmavi Marmara'ya. Orta Asya'dan geldik burayı fethetmeye. Gün doğarken seyrediyorum tarihim yarmada ayan. Ayasofya kilisesi, Yedikule Topkapı surları Bizans'a kalkan. Kim bilir kaç millet geldi, kaç dönem geçti buradan. Bu şehir İstanbul'un aziz ve güzel hatırasından. Kahpe Bizans, İstanbul doyurmaya çıkar. Türk'ün soyu Osmanlı'ya, Orta Asya'ya bakar. Medeniyetler beşi İstanbul'un bir de Fatih'i var. Eyüp de sahabeden, Eyüp eden sahibi de yatar. Aziz İstanbul, seni fethiyeden komutan, hadislere mahzar olmuş tek insan. Çağ açmış, çağ kapatmış tek lisan. Akşemseddin Hoca, Molla bir insan. Ulu Batlı Hasan'ın bayrağı burçlara diktiğimiz gün, can verip bu aziz şehri fetihle aldığımız gün, tarihe nam verip bu şanlı destanı yazdığımız gün, cennette Hazreti Peygamber'le buluştuğumuz gün. İşte İstanbul'un fethinin bütün maneviyatı bu şehirde yatmaktadır.